Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göz şeklinde ayna yapacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz 2 tane bu şekilde farklı boylarda bir küçük bir büyük kasnak. Küçük kasnağımın ölçüsü 20 cm. Büyük kasnağımın ölçüsü de 31 cm. Küçük kasnağın ölçüsü kadar bir ayna. Kasnakları kesebilmek için testere, silikon tabancası kesmek için önce testereyle denedim ama budama makasıyla daha güzel kesildi. Elinizde budama makası varsa daha güzel, daha kolay kesebilirsiniz. Bir de böyle çöp şişim var. Kalın olan çöp şişlerden. Daha önce farklı bir projede kullanmıştım. Kalan kısımlarını da burada kullanacağım. Kısa olan ilk gösterdiklerimi. Önce en orta kısımdan büyük kasnağımızı işaretliyoruz. Önce testereyle deniyorum. Testerenin tırtıkları geniş olduğu için tel testere varsa daha kolay kesebilirsiniz. Kesemedim. Elimde budama makası vardı. Çok kolay bir şekilde kestim. Bu şekilde küçük kasnağın etrafına yerleştireceğiz. Onun için kenardaki payları da keseceğiz. Bu şekilde üst üste koyuyorum, ortalayıp hizalıyorum. Kenarlarını işaretliyorum keseceğim noktaları. İki tarafı da aynı şekilde işaretledim. Yine budama makasıyla çok kolay bir şekilde kesiyorum. Bu şekilde çapraz olarak kesiyorum. İçerisine tam yerleşmesi için işaretlerken de öyle işaretledik. Diğer üstteki kasnağı da aynı şekilde yine çapraz işaretliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi işaretledim. Bu kestiğimiz parçaları isterseniz böyle kenarlarına yapıştırarak böyle de kullanabilirsiniz. Böyle gayet tatlı oldu. Ama ben böyle kullanmayacağım. Böyle işaretlediğim kısımlardan yine üst taraftaki kasnağı da kesiyorum. Bu şekilde iç içe bir bütün olarak gözüküyor. Bu noktalardan birbirine yapıştıracağız. Yapıştırırken silikon tabancası kullandım. Ama bazı yerlerde atma olduğu için daha sonra hızlı yapıştırıcıyla tekrardan yapıştırdım. Siz baştan hızlı yapıştırıcıyla ya da daha farklı sağlam bir yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Gözü de aynı şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra yine tekrar hızlı yapıştırıcı da yapıştırdım tabii ki. Bu şekilde göz şeklini verdik kasnaklarımıza. Şimdi sıra kepriklerde. Ben işaretledim. Büyük olan üst tarafa gelecek olan uzun kiprikleri. 8 santim alt tarafa olan kısa kiprikleri de 4 santim olarak işaretledim ve kesiyorum yine budama makasıyla. Yedi kısa yedi uzun olarak kesiyorum. Şimdi etrafını ölçüp hesaplıyoruz aralıklarını. Böyle üst tarafı ölçtüm 40 cm. Geldi alt taraf da aynı şekilde 40 cm. Başta köşe noktadan en başta 2 cm boşluk bırakıp kalan kısımları 6'şar cm boşluk bırakarak işaretliyorum. Alt tarafa da aynı şekilde işaretliyorum. O noktalara silikon sıkarak çubuklarımı yerleştiriyorum. Yine bu işlemi de hızlı yapıştırıcıyla yaparsanız daha sağlam olacaktır.
Alt kısmı da aynı şekilde. Şimdi böyle gold spreyim var. Onunla boyuyorum. Güzelce ön arkasını boyuyorum. Ve boyanmış hali bu şekilde oldu. İki kat boyadım ben. Kuruduktan sonra bir kat daha boyadım. Arka tarafını da tek kat boyadım. Kurumadan dokunduğum için böyle izler oldu. Arkada olduğu için çok önemsemedim. Zaten duvar kısmına geleceği için görünmeyecek. Şimdi aynamızı yapıştıracağız. İçerideki yuvarlak kasnağın etrafına güzelce silikon sıkıyorum. Ahşap kısımları çok iyi silikon tutmadı ama aynayı çok güzel tuttu. Aynada bu sıcak silikonu kullanabilirsiniz. Bu şekilde aynamı tam ortalayıp yapıştırıyorum. Yerleşmesi için iyice bastırıyorum. Hemen kuruyor zaten sıcak silikon. Bu şekilde oldu. Şimdi askı kısmını yapacağız. Şöyle iki parça hasır jüt ipim var, ince. İki kat olarak yaptım. Böyle ikiye katlıyorum ortadan. Ucuna bir düğüm atıyorum. İyice sıkıca bir düğüm atıyorum. Ve aynamızın arkasına yapıştıracağız. Tekrar aynamı ters çeviriyorum. En ortadaki çubuğun altına silikon sıkıyorum bolca. Aynanın yüksekliğinden dolayı orada bir çukurluk oluştu. O oraya yerleştirmiş oluyorum. Düğüm kısmını oraya yerleştiriyorum. Kolay kolay oradan çıkması çok mümkün değil. Silikonla gayet sağlam yapıştı. İsterseniz hızlı yapıştırıcıyla ya da soğuk silikonla da yapıştırabilirsiniz. İçiniz rahat olmasını istiyorsanız. Ama bu şekilde de gayet güzel yapıştı. Ve son hali de bu şekilde oldu. Ben çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok basit ve çok şık bir ayna yaptık. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.